Yiğit tekrardan merhabalar sevgili Fermi Gönül dostları. Yepyeni bir bölümde. Ah ulan bu bölümde bir şeye bakacaktım. Neydi ya? Ulan yorumlarda biri yazmıştı. Ayıp olacak. Neyse. Yepyeni bir bölüm. 48. bölüm mü? Öyle bir şey. Artık unuttum şu an sayıyı. Saatlerimiz öğlenin birisinin 8'ini geçiyor. Siz de benim bak gün be gün şeyi gördünüz. Uyku düzenimin nasıl bozulduğunu her gün gördünüz. Dün 12'de çektim, bugün 1. Ondan önce akşam böyle 7-8 falan. Temkinli almamız gerekiyor çünkü. Böyle artık 1'de bunu çekiyorum. 1.30'da bitse 2'de uyurum anca. Upload edeceğim bilmem ne falan şanslıysam. Hiçbir sorun çıkmazsa hızlı yüklerse. Ya bu da kart cezalısıydı değil mi? Uf, abi sağ kanadı pert ettiler ya. Tarık'ı buraya aldı. Yıldıray'ı buraya aldı. Ama orta sahayı niye kat ediyor? Taha'yı koy da. Bak ne güzel bağlandı herif. Az önce daha açık renkti bu sanki ama neyse. Neyse böyle şey olarak kalsın. Tunay, ne durumdasın? 93-93. Tunay'ı oynatacağım. Hiç uyum değildir. Bak. Şu şeyde YouTube'da FM serim herhalde 300 video falan daha fazla. İlk defa böyle yarı sakat herif oynattığımı göreceksiniz büyük ihtimalle. Normalde asla yapmam. Dışarıdan bir matkap sesi bir şey geliyor falan. Arada böyle dikkatim oraya kayıyor da. Şimdi yedekler. Ahmet Yazar'ı alacağız şunun yerine. Tahir Koç'a gerek yok. Ramazan Işık'ı alabiliriz. Defans, orta saha, forvet, orta saha, defansif, orta saha, kanat. Tamam. Sağ kanat çok ters ya bu maç yani. Ne diyebiliriz. Bu arada yine buz gibi bir hava var. Karla karışık bile yağıyor olabilirdi. Bu hafta karmar bekleniyor demişlerdi İstanbul için. Bakalım. Kar yağsın istiyorum ama geçen sene hiç kar yağmamıştı İstanbul'da en azından. Yani böyle şey çok az yağdı. Yerler tutmadı bile öyle diyeyim. Geçtik. Geçtik. Geç. Geç. O yüzden bu sene şöyle bir lapada lapada yağsın istiyorum. O herifler favori ha. Net adamlar favori. Ama iki oyuncuları sakat. Belki de önemli oyunculardır. Şu baga uyuz oldum ya. Haydi bakalım. Otomatik, asistan, sonlandır, taktik. Bunu geç aga, temkinli. Şimdiden söylemeyeceğim ama ne kadar zaman geçirsek o kadar iyi. Seste bir sorun yok, tamam. Heriflerin yorgun olmasına bir tık güveniyorum. Bizim kondisyonumuz daha iyidir. Ama bizim de sağ kanadımız çok ters işte. Bak herif 81 ile 78'e başladı maça. Bizimkilere bak 90, 89 en kötü. Vay arkadaş. Şu kadar rahat pas yaptırmıyorlar mı? Deli oluyorum. Vay be korner. Ah duran toplar.
Tunay'ın bir an şeyin koşu yoluna mı attı acaba dedim ama yok artık. Bu arada hava cidden çok soğumuş. Az önce camımı açıktı, şimdi kapattım. Onu da matkap sesinden kapattım. Yoksa camı kapatmak istediğim için değil. Matkap bitti mi? Şu an insan okunuyor zaten. Dersler oynuyor abi. Çok yapacak bir şey yok. Aha. Tarık. Ah Tarık ah. Ah yani. Çok güzel hücumda ama onun çok yapabileceği bir şey yoktu. Bir de şunu değiştireceğim ben. Destek yapacağım. Bu kadar çok hücumcuya gerek yok bu şeyde şu an. 3 hücumcumuz var. 2 kanat, 1 forvet, onlar yeter. Geniş alanda topla bulsunlar. Orta saha destek olsun. Herifin orta sahaları pert oldu bile baksanıza. 71'lerde daha maçın 20. dakikası yani. Bunu bir avantaja çevirebilirsek. İşte o kondisyonerleri bilmem neleri ben bugün için aldım. Herhalde bitmiştir. Bu arada size enteresan bir şey anlatayım. Maç ne bu kadar yavaş? Benim oturduğum yerde apartmanların %90'ı falan 9 katlı. Buraya zamanında böyle alayına 9 katlı şey izni çıkmış yani. Yani bütün şeyler, siteler, müteahhitler, bilmemler yapıştırmış 9 katlıları. Böyle şu an sizin göremediğiniz benim sağ tarafımda bir apartman var. Böyle bir 30-40 metre, 50 metre ileride belki. Bir iki hafta önce şeyi gördüm orada böyle. Bir araba geldi, vinç gibi bir şey. Tam göremiyordum arabayı. Böyle üstünden bir itfaiye merdiveni gibi bir şey çıktı. Hatta ben uzun süre itfaiye merdiveni zannettim. Gitti 9. katın balkonuna dayandı. Ha dedim herhalde ya evde kilitli kaldılar. İşte ne bileyim ya bir şey oldu falan. Yani acil durum var çıkarılması gerek falan diye düşünüyordum ben. Değil abi taşınma aletiymiş. O böyle na böyle duruyor ya. Üstüne böyle bir asansör vırt 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 şeyleri götürdü getirdi. İşte koltuk, buzdolabı bilmem ne bilmem ne falan. Çok hoşuma gitti ya. Çok mantıklı bir sistem. Dışarıdan hızlı hızlı taşıdılar. Bitirdi hemen adamlar gitti. İlk defa böyle bir sistem görmüş oldum. Ben tabi olay molay çıkacak diye izliyordum. Bu arada deplasmanda 2 gol yemişiz biz. O yüzden bir tane yersek durum çok kötü. Cesaret lan. Hadi bakalım. Böyle hiç pozisyon falan olması da benim için güzel bu arada. Sakin sakin şey yapabilirim. Çok mutlu öne yaslandım lan. Kameraman hiç bunları ayarlayamıyorum. Heriflerin yorgunluğu 65. Artık yani bunu ne ara avantaja çevireceğiz? Ulan Serhat bir an yedik mi acaba dedirtirdi. Daha niye bu kadar çabuk yoruldu ya? Gerçi herif de yani 500 maç oynadı bu sezon. Fatih'in sarı kart görmesi çok kötü oldu. Çünkü Fatih'in yerine sokacağım Berkan. Bir şey olursa Tunay'ın yerine de sokacağım adam aynı zamanda. Onu oraya sokarsam Tunay'a bir şey olursa sonrası çok fena. Tunay da yarım sakat biliyorsunuz.
Daha yavaş be. Maaşla ilgili konuşacak hiçbir şey yok sevgili dostlar. Boş boş bakıyoruz ben yani. Yaklaşık sizin gibi ben de boş boş ekrana bakıyorum. Gerçi büyük ihtimalle şu an başka işlerle uğraşıyorsunuz herhalde de. Şimdi iki değişikliği birden çakıp karşı takıma şoklama etkisi yapmak istiyorum. Mertcan tabii ki. Yani ziyalen mi yapsak seni? Son dakikada bir yerden bir şey yapıştırırsa çok üzülürüm yalnız. Topa da güzel sahip olmuşuz. %67. Hiç söyleyecek bir şey bulamadım sevgili dostlar. Kusura bakmayın ben de mal gibi seyrediyorum. Bir yandan da şalhana değiştirsek miydi acaba neyse. Bir yandan da konuya bir şey söylemeye başlasam şu maç bitecek diye de diyemedim. Şunu hakikaten bir atlatırsak. Güzel tuttun ama. Oo, çok kötü orta sahanın durumu. Yani güzel ama sakin, sakin, sakin. Kim yapmış lan o hatayı? Kaleci Cimpir salağı değil mi? Ay sıçayım ya. Yok abi buralarda hiç rahat maç oynayamıyorsun işte. Son dakikada herifler atamadı biz hediye ettik ya resmen. Tah senin ayağına sıçayım. Hadi be hızlı. Ya ne kadar salak oynuyorlar. Evet abi. Güle güle. Birincilik. Güle güle. Hayaller güle güle. Playoff. İnanılmaz bir hata yani. Cimpir inanılmaz bir hata.
Bütün keyfimi kaçırdı ya. Of. Ya abi düzgün oynayıp yenilseydik keşke. Bu nedir ya? Ha, antrenman yapmayın oğlum. Sezon bitti. Hakikaten şimdi bir şey söyleyeceğim. Çok beter olacak da neyse tamam söyleyemiyorum. Böyle de bölüm çok saçma. Susup durdum da yani. Evet, sezon istatistiklerimiz gelmiş oldu. Zaten oynattığım gibi. Değişen bir şey yok. Yıldıray Koçalı koymuş ama yani sezonun yarısından fazlasında yoktu. Ben bunları keşke sonraki bölüme yapsaydım aslında ya. Neyse şu mesajları halledelim bari. Tam zaten mal gibi durdum bütün bölümde de. Çal. Daha falan tamam. Hiç değişik bir şey yok. Buna bakmaya gerek yok. Taraftarlar Berk'i seçmiş. Erdin'i seçmiş. Daha iyi seçmiş. Güzel. Sezon özeti. Ay. Olumsuz bir durum yok gibi. Takım dinamikleri. Alaaddin gidecek. Jimpirit falakaya yatıracağım zaten. Yıldıray'ı göndereceğiz. Oh. Gelin çocuklar. Ah, birinci abi dördüncü bitirdik. Niye birinci oluruz deyince çıldırdı takım. İyice eksiye gidiyor. Bayağı eksiye gitti. Tamam, tamam. Evet, şeyi halletmem lazım. Şu 4 ay mı? Çok daha fazlaydı. Ha, son sakatlı sadece. Evet, ben genelde maksimum 1 ya da 2 hafta azını seçiyorum. Ama hadi 6 olsun. 6 haftada takımı toparlarız. Yani of, abi ben de... Ya bak hata yapacak 30-40 tane maç oynamışım bir sezonda. Yap, orada yap. Bu maçta yapacaksın. Tamam yap bari ilk yarıda yap. 60. dakikaya kadar yap abi. 85'te ne demek ya? Son kez bastım. Sonra kaçıyorum. Artık önümüzdeki sezon şey bölümüne itibaren şeylere döneceğiz. Transfer mevzularına döneceğiz. Kadroya bakacağız. Hala yönet... Benim sözleşme kaç senelik lan? Ha benim sözleşme de bitiyor. Benim sözleşmenin son 1,5 ayı. Bana sözleşme gelip gelmeyeceğini bilmiyorum. Peki yapacak bir şey yok abi. Bekleyeceğiz. Keşke bir daha devama tıklamasaydım ama. Şimdi uzun uzun bir şeyler gelirse. Tabii ki geldi. Tahir'i de satabiliriz yani. Transfer.
Transfer listesinde evet. Ne istiyorsun? Sözleşmesini değiştirmişse. Bunlardan bir tanesini söyleyince çözülüyordu ya. Şu galiba. Hak etmiyorsun. Al işte. Daha yani şunu sen yapmasaydın be. Vallahi bütün hayallerim, morallerim yerle bir abi. Kim lan bu? Tahir Koçak. Bunlar hep maaşı bize kilitliyor abi. Niye yani? Maaşı en az bize kilitliyor. Kabul edeyim mi acaba? Şunu salla. Sonra. Haftalık 25, ayda 100 eder. Senede de 1000 falan. Hadi kabul edeyim abi, ne yapalım. Devam dedim. Artık bu son devam. Ne diyorsun lan? Küfrettirecek bana kendini. Sakin ya, para versin ya. Gene devam tıkladım. Otomatik gidiyor elim ya. Abi daha bunu bir de upload edeceğim. Yandım ben. Upload biter bitmez yayınlama gibi seçenek var mıydı ya? YouTube'da bir garip karışmış ya. Şeyi falan bulamıyorum. İstediğim şu saatte yayınla bilmem ne muhabbetini bulamadım geçen gün. Onun büyük ihtimalle adı değişti böyle. Ne olmuştu? Galamala falan gibi bir şey olmuştu. Gala yapma muhabbeti gibi. İlk gösterim falan hesabı. Of. Çok içim sıkıldı. Acayip içim sıkıldı. Tamam ben burada gidiyorum. Geçmiş olsun abi. Hepimize geçmiş olsun. Söyleyecek başka hiçbir şey yok. Zaten şu an benim sözleşmem de bitiyor. Aşırı canım sıkkın. Of yani. Söyleyecek hiçbir şey yok. Neyse. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Yorum yapanlara, like atanlara ayrıca bir kere daha teşekkürler. Bir sezonu böylelikle resmi olarak geride bıraktık. Yapacak bir şey yok. İnsanın kalecisi böyle sığır olunca böyle oluyor yani. Neyse ben gidiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Süper bir gün geçirin ve de haydi, hoşça kalın.